daha da iyi O zaman ilk görmüşsünüzdür. parmak gibi olmayan bir konuyu söyleyeyim. Tabii buyurun. Şahsınızla ilgili. Efendim elimde benim bir belge var. Bu belgede Sedat Peker'in askerlikle ilgili bir belgesi bu. Hı hı. Sedat Peker elimdeki belgeye göre, sağlık raporuna göre askerliğini yapmadı görünüyor. Hı hı. Bunu açıklar mısınız? Neden bu askerlik yapmadınız mı? Zevk duyarak. Keşke daha önceki programı seyretme imkanınız olsaydı. Sanki ben sizi hicvediyormuş gibi kapanışta bir konuşma yapmıştım. Demiştim ki tam program bittiğinde beyefendi kapanış programını yaparken konuşmasını, pardon Akif Bey, bir dakika demiştim, bir şey söyleyeceğim. Her nedense benimle ilgili bir haberler geçtiğinde halkın bir bölümünde belki iyi bir niyet uyanacağı durumunda her nedense bütün gazetelerde birkaç tane isim yazıyor. Altında da Sedat Peker askerliği yapmadığı ortaya çıkmıştır. Ben konuşmada şunu demiştim. Ben askerliği şu sebeplerden dolayı yapmadım. Bunu açıklayacak arkadaşlar için demiştim. Jest olsun, onlara iyilik olsun. Bununla uğraşacaklarını aileleriyle uğraşsınlar. Zamanını öyle geçirsinler. Onlar yazmadan ben açıklayayım demiştim. Tabii sizin onu dinlemediğiniz için öğrenebilme şansınız olmadığından Saygı Bey ben müsaadenizle daha geniş anlatayım isterseniz. Siz bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Daha doğrusu yani, kamuoyu merak ediyor. Türk Ceza Askeri Görev Kanunu'na göre 3 kere askerlikten önce cezaevine girmiş, hüküm almış insanların askere alınması mümkün değil. Ve daha evvel ben sağlık muayenesine gittiğimde beni askerlik şubesine kendim müracaat ettim. Cezaevlerinde yattım, çıktım, takriben 24-25 yaşındaydım. Askere gitmek istiyorum diye işlemlerim yapıldı. İşlemlerden sonra Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne gittim. Orada dediler durum nedir? Ben dosyama baktılar. Bir albay bey vardı. Kendileri dedi ki komutanımız bana işte sizin bir sene tecil yapmanız gerekiyor. Cezaevinden çıktınız. İkinci kere gittiğimde ben ısrarlı bir şekilde askere gitmeyi istediğimi söylediğimde bana söylenen şu oldu Saygı Bey. Bu mümkün değil. Askere gitmeden önce 3 kere ayrı ayrı suçlardan ceza alan ki siz dedi cezaevine giren siz dedi 3'ten daha çok girmişsiniz. 7-8 kere sizin askere alınmanız mümkün değil. Ben cezaevinde yatarken bu raporun sahte olabileceği düşünülüp beni ikinci bir hastaneye, hekim bir hastaneye gönderdiler. Ben gene dedim ki ben askerlik yapmak istiyorum. Yani bu raporu geçersiz kılın. Gene aynı maddeleri söylediler. Bu sadece bir uygulamadır. Bu heyet sadece o belgelere bakıp size bakacaktır. Böyle dediler. Ben askere gitmeyeyim diye bir şey demedim. Gitmek için mücadele ettim Saygı Bey. Doktorlar orada. Ama askere